Herkese merhaba Şifteli izleyenleri. Bugün oldukça heyecanlı bir yerdeyim. Bugün Türk Telekom Arena'dayım ve burada Getir'le Galatasaray bir işbirliğinden bahsedecekler ve bizlere detayları aktaracaklar. Heyecanlı bir gün bizleri bekliyor. Sayın basın çalışanları, sevgili Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün burada yeni ve çok özel bir işbirliğini sizlerle paylaşmak amacıyla bir araya geldik. 5,5-6 senedir var olan, yanlış söylemeyeyim, ama son 2,5-3 senede çok önemli gelişme gösteren ve de daha da önemlisi hizmet ağını uluslararası pazarlara taşıyabilen Getir Perakende Lojistik AŞ firması ile 2021-22 sezonu için geçerli olacak Galatasaray Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşmasını sizlerle birlikte imzalayacağız. Biz Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşlar olarak görmüyoruz. Bizim yönetim sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul ediyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor forması üzerinde yer almak, umuyorum Getir markasına da ulusal ve uluslararası alanlarda ciddi değer katacak. Diğer taraftan yine eminim ki Getir Perakende Lojistik AŞ firmasını yaratan ve bu kadar kısa sürede bugünkü başarılara taşıyan yenilikçi, atılımcı, aydın yönetim kadrosu ve Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak bizler yeni projeler üretmeyi de heyecanla hedeflemekteyiz. Yani işbirliğimiz umuyorum sadece formadaki bugün imzalanacak olan sponsorlukta kalmayacak. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir Perakende Lojistik AŞ yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum ve sözü yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı Tuncay Tütek Beyefendi'ye veriyorum. Teşekkürler Fuat Başkanım, güzel sözleriniz için. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Günaydın. Güzel bir gün olsun. Getir'i biz 2015 yılında dünyada bir ilk olarak kurduk. Ortalama 10 dakikada süpermarket ürünlerini insanların olduğu yere getiren bir şirket. Aslında bizim sattığımız ürünler her yerde var. Yani bugün çıktığınızda köşedeki bakkalda, süpermarkette de var. Bizim sattığımız şey zaman. Zaman özellikle son zamanlarda yeni milenyumla en çok kıymeti aranan en değerli varlıklardan bir tanesi. Biz aslında Getir'le bunu geri veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani evet, bizi dışarı motosiklet üzerinde kurye olarak görüyor olabilirsin ama biz aslında bir teknoloji şirketiyiz. Bunu teknolojimiz sayesinde yapıyoruz. 2015'te İstanbul'da kurulduktan sonra ve bu Getir'in 10 dakikalık hizmetinden sonra yemek getiren Getir Yemek, 5000 çeşit yaklaşık ürün getiren Getir Büyük, damacanayı da kadar içine getiren Getir Su ve en sonunda mahalledeki esnaftan, işte kasaptan, manavdan ürünleri getiren Getir Çarşı ile hizmet vermeye başladık. Şu anda Getir Yemek'te Türkiye'de 81 şehirde varız. Getir'in 10 dakikalık modeliyle de yaklaşık 40 şehirde Türkiye'de varız. Polat Başkan'ın dediği gibi son 2-2,5 yıldır biraz gaza bastık Türkiye'de. Sonra dedik ki biz ilk günden Getir'i dünya markası olmak için kurmuştuk. Tüm dünyada hizmet için kurmuştuk. Ve bu yılın başında ilk olarak İngiltere'yi açtık. İngiltere'nin arkasından sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransa geldi. İngiltere'de sadece Londra'da çıkmışken 7 şehirde hizmet vermeye başladık bu geçen 6 ay içinde. Hollanda, Almanya ve Fransa'dan sonra da İtalya ve İspanya'da da faaliyet gösteren bir şirket satın aldık. Şu anda da oranın lansmanını çalışıyoruz bir taraftan. Yani Getir çok yakında 7 ülkede birden hizmet veren bir şirket haline gelecek. Sene sonunda da inşallah Amerika Birleşik Devletleri'ni hedefliyoruz. Buralara giderken dediğim gibi ilk günden yurt dışına gitme vizyonu, hedefimiz vardı. Getir'i Getir adıyla bir Türkçe kelime olarak götürdük buralara. Ve şu anda tüm dünyada Getir için çalışan yaklaşık 20 bin kişi var. Bu 20 bin kişi de 37 farklı milletten oluşuyor. 37 millete biz kucak açmış, hem buradaki çalışanlarımıza hem müşterilerimize kucak açmış bir şirketiz. Spor da keza toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Bunun içinde futbol çok dinamik, çok heyecanlı bir ana dal olarak görüyoruz. Ve futbola bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı.
bu sene artarak devam ediyor. Burada Galatasaray'ın özel bir yeri var. Çünkü Galatasaray Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi. Milyonlarca taraftarı var. Ve Avrupa'da çok ciddi başarılara imza atmış. Türk bayrağını orada çok güzel dalgalandırmış bir kulübümüz. Dolayısıyla Galatasaray'la bu birlikteliğe gitmek de bize ayrıyeten gurur veriyor. Evet, 2021-2022'de Galatasaray'ın kol sponsoru olduk. Ben bu sezonun Galatasaray ve Türk futboluna başarılı, hayırlı olmasını diliyorum. Bu birlikteliğimizin de artarak devam etmesini diliyorum. Hepinize teşekkürler. Şu anda yanımda Galatasaray'dan ikinci başkanımız Polat Başkanımız var. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Getir'le olan anlaşmada neler kapsanıyor? Öncelikle olarak ilk olarak formada kol sponsorluğunu gördük. Başka neler var? Şimdi o kadar. Ama esas demin toplantıda anlattığım gibi burada mühim olan Getir gibi çok önemli bir başarıyı ve de çok kısa bir sürede uluslararası alanda yakalamış bir firmayla kol kola olmak bize muhakkak başka kapılar açacaktır. Demin sevgili başkanla içeride konuştuk. Ben de 35 senesi lojistik sektöründe geçmiş biriyim. Dolayısıyla Getir'in kazandığı başarının ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum, anlıyorum. Yani bugünkü ortamda İzmir'de, Ankara'da ofis açmak, şube açmak bu kadar zor. Bu boya gelebilmek çok önemli. Dolayısıyla bu yönetim kalitesinin, aklının bizim yanımızda oluyor olması ve bizim de onlarla bir takım yenilikleri düşünüyor olmamız çok önemli. Bizim de yine dijital anlamda çok önemli bir hazırlık yaptığımız taraftar kartımız var ve taraftarlarımızı, bütün Galatasaray sevenleri bir araya toplamak istediğimiz bir program yapımız var. Orada niye mesela getirilen işbirliği olmasın? Bütün bunlar bugünkü teknolojik platformda çok kolay ve hızlı yapılabilecek konular. Yeter ki iki tarafta konuya hakim olsun ki Getir zaten öyle. Biz de konumuzu biliyoruz. Ben taraftarların merak ettiği gündemde olan bir soru daha soracağım. Getir transfer konusunda herhangi bir şekilde yardımcı olacak mı? Bir oyuncu karşılayacak mı bize? Şu anda öyle değil. Hayır. Yani o onun karşılığı gibi değil ama yarın öbür gün olabilir. Niye olmasın? Bugün öyle bir konu söz konusu değil. Hayır. Peki bu anlaşmanın süresi ne kadar? Bir sene. Ama ilerleyebilir ve genişleyebilir bir anlaşma sonuçta. Her iki tarafta. Bu bir kazan kazan durumu. Yani muhakkak Getir de Galatasaray formasında yer almaktan büyük fayda sağlayacaktır diye umuyorum. Aynısı bizim için de getirilen o altyapıyı ve dediğim gibi o aydınlık düşünceyi barındıran insanlarla bir arada olmaktan da bizim kazancımız olacak. Ben de bir Getir kullanıcısı olarak şimdiden hayırlı olsun derim. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yanımda kurucu ortaklardan Tuncay Bey var. Öncelikle hayırlı olsun dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Getir aynı zamanda bir teknoloji şirketi dediniz. Yani teknolojiyle iç içe olan bir şirket dediniz. Ben de bir teknoloji kanalı olarak ilk olarak bunu sormak istiyorum. Getir'in son dönemdeki başarıların çok fazla konuşuyoruz. Şu anda da Galatasaray'la olan kol kola bir beraberlik var. Bir forma sponsorluğu var. Sizleri yenilik olarak neler bekliyor? Galatasaray'la yapılan anlaşmanın süreci neler? Evet, Galatasaray'la olan anlaşmanın süreci aslında biraz önce de açıkladığım gibi bir yıllık bir anlaşma bu. Ama bu işbirliğimizi çok daha uzun yıllara taşımak, sürdürmek istiyoruz. Ne var bunun içinde? Yani Galatasaray'la yan yana gelmek bir defa bir bizim için onur ve kıvanç, dediğim gibi. Avrupa'da çok başarılı olmuş bir takım. Biz de Avrupa'yı şu anda Getir olarak yavaş yavaş mora boyuyoruz. İşte İngiltere'den sonra Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya diye devam ediyor. Yeni ülkelerde gelecek. Galatasaray'a gönül vermiş milyonlar var. Bu milyonlara hem sosyal medyalar üzerinden biz karşılıklı olarak konuşuyor olacağız Galatasaray Kulübü ve Getir olarak. Galatasaray taraftarlarına özel kampanyalarımız olacak. Onlara özel iletişimlerimiz olacak. Biraz önce izlediğimiz videoyu tüm sosyal medyada da gösteriyor olacağız. Bu işbirliğini duyuruyor olacağız. Yani dediğim gibi futbola biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buradaki Galatasaray'da en güzide, en önemli kulüplerden bir tanesi. Biz bir taraftan yurt dışında da sponsorluklar yapıyoruz. Oradan da öğreniyoruz. Buradaki öğrenimlerimizi oraya taşıyoruz. Yeniliklerle geliyor olacağız burada. Teknoloji alanında da yenilikler getiriyor olacağız. O konuda bizi izlemeye devam edin diyorum. Galatasaray dışında herhangi bir sponsorluk olacak mı? Türkiye'de devam edecek mi? Fenerbahçe ile 2 yıldır devam eden bir zaman sponsorluğumuz var. Bu sene devam ettirmek üzere konuşmalarımız devam ediyor. Başka kulüplerle görüşüyoruz Türkiye'de. Dediğim gibi Avrupa'da bir kulüple, Tottenham'la imzaladık. Birkaç kulüple de Avrupa'da da görüşüyoruz. Çok sıkı bir Getir kullanıcısıyım. Hani Getir su, Getir yemek, Getir büyük, hepsini kullanıyorum. Kampanyaları da kullanıyorum. Onu da samimi olarak söyleyeceğim. Birkaç ipucu alabilir miyim? Beni ne bekliyor? Özellikle maç saatlerinde büyük bir yoğunluk var dediniz. Bunun hakkında da bir detay
istiyorum. Teşekkür ederim ilk öncelikle Getir'i bu kadar kullandığınız ve sevdiğiniz için. Şimdi kampanyalarımız olacak maç tamam. saatlerinde. Maç saatlerinde çünkü insanlar televizyon başına geçtikten sonra evet. o bir şey televizyon karşısında işte içecek, yiyecek tüketme şeyi var ve yemek de şu anda Getir yemeğin çıkmasıyla beraber de çok orada bir biz artan bir yoğunluk görüyoruz. Biz televizyonda izlenmesiyle ilgili de bir takım daha önce kampanyalarımız oldu Getir'in işte maç özeline. Bu maçı izlemek istiyorsanız Getir'den şu kampanya katılın gibi bunlar devam edecekler. Yine yayıncı kuruluşlarda bir takım iletişimler, farklı iletişimler göreceğiz. Gerisi de biraz sürpriz diyeyim. Sürprizini kaçırmak istemiyorum yapacağımız işbirliklerinin. Çünkü yapılacak çok şey var. Çok büyük bir camia. Biz de yaratıcı bir firmayız. Oyuncaklı bir şeyimiz var. Pazarlamamız var. İki kulübün bu güçleri bir yere geldiğinde çok fazla buradan malzeme çıkartacağız. Polat Başkanım dedi ki Getir bir teknoloji şirketi. Bunu siz de söylediniz ve onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. 3-4 yıl içerisinde çok fazla büyüdüler dediler. Evet. Peki bir teknoloji şirketi olarak Galatasaray'a herhangi bir konuda yardımda bulunacak mısınız bu sponsorluk aşamasında? Yok. Şeyimiz bir altyapıyı içermiyor. Altyapısal bir şeyimiz olmayacak burada ama teknolojiyle futbolun birleştirilmesi alanlarında olacak. Yoksa Galatasaray Kulübü'nün kendi teknik altyapısı, kendi yapısı oraya bizim şeyimiz olmayacak, desteğimiz olmayacak bu alanda. Ben anlaşmadan dolayı çok mutluyum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hem Galatasaray'a hem de Türk futboluna hayırlı olsun. 2021-2022 sezonu futbol seyri bol olsun diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet çiftlerin izleyenleri bugün sizlerle beraber Getir'le Galatasaray'ın beraberliğine konuk olduk. İmzalar atılırken görmüş olduk. Hem ikinci başkan Polat Başkanımızla hem de Getir kurucu ortağı Tuncay Bey'le güzel röportajlar gerçekleştirmiş olduk. Çiftlerin sizlere her zaman ilk elden haberleri vermeye devam edecek. Teknoloji şirketi Türkiye'nin ikinci unicorn'u Getir'i desteklemeye devam edeceğiz. Galatasaray'da buradan tüm takımlar olduğu gibi başarılar dilemeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.